Merhaba sevgili anneler, ben Seda ve Ayşe kızımla beraber karşınızdayız bugün. Çünkü onun okul tatil ve harika bir tatlı yapacağız beraber. Hazır mısınız? Evet, birçok evde Şubat tatili olduğunu biliyorum. O yüzden de çocuklar neler yapabilirsiniz mutfakta? Onunla ilgili bir videomuz gelecek yakında. Fakat öncesinde ben kızım Ayşe ile birlikte size güzel bir tatlı yapacağız. Ayşe daha önceden iki şeyi yaptı. Bir, bal kabaklarını kesti. Gerçekten bu iş iyi becerir. Çok küçüklüğünden beri mutfakta. İkincisi de bunu ne yaptın? Torbanın içine koyup ezdi. Evet. Ev yapımı bebe bisküvimizi torbanın içine koyup ezdi. Başka ne kullanacağız? Hurma. Evet, hurma ve kuru kayısı kullanacağız. Bir de? Yoğurt. Ve? Tarçın. Evet. Hemen başlayalım. Öncelikle bal kabaklarını dediğim gibi Ayşe kesti küp şeklinde. Üçte bir dilim kadar gibi kestik değil mi Ayşuş? Ondan sonra buharda pişireceğiz onları. Hemen süzgecin içine koyuyorum. Buharda pişirme süzgeciniz yoksa bizim yaptığımız gibi böyle ters süzgeçte yapabilirsiniz. Onu yaptık. Bir taraftan da yoğurdu hazırlayacağız. Üstüne de bir parçacık tarçın koyacağız. Sen onu yapar mısın lütfen? Tamam, iyi bence. Ayşe çok sever tarçını. Ondan sonra Ayşe sen onu yaparken iyice karıştır. Şöyle kremamsı bir hava alsın. Ben karıştıracağım. Tamam, sen karıştır. Ben de hurmayla kayısıyı keseceğim. Ki onları da hemen buharda pişireyim. Bak canım, evet gayet güzel oldu. Şimdi bu iki malzemeyi de atıyorum. Onları yumuşatacağım. Bunu yumuşatmamızın sebebi de şu. Kuru üzüm, kuru incir, hurma, kayısı gibi damağa yapışabilecek olan kuru meyvelerde dikkatli olmamız gerekiyor. Bebekler onu yerken eğer damaklarına yapışırsa tıkanma riski yaşayabilir. O yüzden onları halihazırda ezip parçalamak veya bu şekilde buharda pişirip kullanmak daha mantıklı. Olur mu? Şimdi bal kabağını bekliyoruz. Tekrar geri döndük. Gördüğünüz gibi Kum ve Ayşe'ye devrediyorum mutfağa. Pişti bal kabağımız. Onun içinde ne vardı Ayşe? Kabak, hurma ve kuru kayısı. Evet, şimdi onu ezeceksin. Bundan sonrası sizde. Buyurun bakalım. Krakerler var ezmiş olduğumuz. onları ilk önce bir azıcık... Kaşıkla koy istersen. Üç kaşık koyacağız alta. Böyle üç kaşık. Ve koyduğumuz eğer daha yüksekse o zaman onu kaşığımıza alıp arka bölümle böyle... Bastırabilir miyiz? Bastırabilirsiniz. Peki. Tarçın ve yoğurdu karıştırdık. Bir saniye şefim, ben şunu bir halledeyim. Değil mi? Eziyorum ben bunu, değil mi? Şefim koyayım mı? Evet, ama ben koyacağım. Siz koyun. Şimdi bunu... Şu iyice ezilmiş kısımlarını ha. Tabii bunu bebek yemeden önce soğumasını bekleyeceğiz, değil mi? Evet. Evet. Bunu üstüne yoğurt koyacağız. Kum, Ayşe siz yoğurt seviyor musunuz? Evet. Evet. Bitti mi efendim? Sevgili anneler, bir kat ev yapımı bisküvi, bir kat güzel bal kabağı püresi, onun üstüne de mis gibi ev yapımı yoğurtla harika bir bebek tatlısı huzurunuzda. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz de anne kız veya anne oğul evde bir şeyler yapıyorsanız bizi aşağıya yazın. Yorumlarınızı görmek istiyoruz, tariflerinizi merak ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Kum bay bay yok mu? Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.